Oraya oturacağız biz. Konuşmayın sen. Getireceğim sandalye. Birimiz yere oturacak. Hi guys, welcome to my channel. Na Allah kahretsin kod ceket. Neyse. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Burcu var. Burcu benim ilk videomda abi ne güneş gözlüğü taktık, ne kendimizi komple hiçbir şey yapma neler neyse ya. Bu videoyu çekmeyi o kadar çok sabırsızlıkla bekliyordum ki. Abi videonun başından görmüşsünüzdür. Trendyol indirimi olsun, başka diğer indirimler olsun. Yaptığım alışverişlerin paketlerini beraber açalım istedim. Çünkü bayağı da bir video çekemiyordum. Burcu'ya kısmetmiş bu videoyu çekmek. Bu hani YouTuber'larda şey muhabbeti var ya, işte kargom geldi ama dikkat etmedim, açamadım, evde birikmiş. Bunu asla kesinlikle böyle şey yalan. Abi bir insan evine gelen kargoyu nasıl açmaz, bunu nasıl unutabilir? Ben bilerek isteyerek biriktirdiğim halde kendimi o kadar çok zor tuttum ki hatta bazılarını açmak zorunda kaldım. Örnek bir tanesi kameranın sol tarafından ya sağ tarafından görünüyor. Konfeksiyon askısı. Bunu açmak zorunda kaldım çünkü odamı düzenliyordum. Askıyı kullanmam gerekiyordu. Bir paketi de daha açtım. O da ürün iadeye gidiyordu. Çok sıkıntı. Gerçekten bu kargo süreçleri bayağı sıkıntılı. İadeye gidiyordu. Başlayalım direkt. Bunu açmak zorunda kaldım. Nike'dan alt üst eşofman takımı almıştım. Kışlık penye. Mutlu oldum mu dersiniz? Hayır olmadım çünkü biraz enişte gibi. Şöyle bir şey. Aslında bir tık daha dar olsaydı. Yani ya internetten alışveriş yaptığım için yani bilemiyordum açamıyorum. Böyle oldu yani. Bilmiyorum, çok şey. Rahat. Dedim nasıl? Üstü güzel gibi ya. Sakın bir şeyleri devirme. Evet, bu güzelmiş. Aslında bu da güzeldi. Bunu tek seyit olarak da yani onları o tarafa bırakabilirsin. İlk alışverişim bu şekildeydi. Hatta ikinci alışverişim bu şekildeydi. Diğeri de konfeksiyon askısı. Şşt! Her şeyle oynama. Diğer alışverişe geçelim. Abi gerçekten bu indirim muhabbeti yüzünden kargocularla her gün kavga ediyorum. Yok evinizi bulamadık, yok eviniz aynen. Yok olmuş, yok eviniz geldik, eviniz ev yerinde yoktu falan. Böyle türlü türlü yalanlar, şeyler falan. Kargoyu eve getirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle yurt içi kargo. Bu ne? Bu ne abi? Çin'den kapma gelmiş. Bilek süresi. Kanka bu ne? Yasin elektronik, akupank. Bu ne? Ha bu şey. Ne güzel kokuyor oğlum. Vanilya kokuyor. Aynen. Zaten bu kargo poşetlerin hepsi böyle ya. Vanilya kokuyor. Şey yaparmış. Xiaomi'nin kulaklığı. Bu şarj kablosu mu o zaman? İnşallah değildir yani. Bu ne? 10 metre şarj kablosu göndermişler şu kulaklar. Çoğu videolarını izlemiştim. Şey muhabbet dönüyordu. Kablo yollamıyorlar falan filan diyordu. Bunlar yollamışlar ama sağ olsunlar. 1980'lerden kalma şarj kablosu. Benim çok ufak, bayağı ufak, şuna bakın. Bu da AirDots. Asla çakması değil. Bu nasıl açılıyor ya? Çok kolay çıktı o. Siyah mat. Baksana. Çok iyi. Çöplerin içine ev atıyoruz. Odaya kalıyor. Şu kısmı nasıl? Dokunmatik falan muhabbeti var mı? Bunun dokunmatik değil galiba bu kısmı. Bunun iki türlüsü var galiba arkadaşlar. Şu kısmı dokunmatik olan, şu kısmı dokunmatik olmayan. Aynen bu dokunmatik olmayan. Tuşlu bunun bu kısmı. İyi hassasmış. Kulağa takınca şu an hemen hemen hiçbir şey duymuyorum. Bayağı hiçbir şey duymuyorum. Sesin çok iyi. Evet, teşekkür ederim. Arkanı dön bakayım. Çeşitli yazılar falan. Oh, off white. Evet. Dallovil için linç hediye sivit markası. Kanka gerçekten çok iyi. Bunu bana bir gün ver giyeyim yani. Tamam. Kesinlikle. Asla bu şu an olan şey önceden planlanmadı. Tamamen doğal yaşandı bu diyalog. Peki. Çok iyi gerçekten. Siyah şey de çok iyi. Siyah gerçekten. Bak bir Nike aldığın şey lacivert mi siyah mı? Eşofman altı mı? Bu şey siyah. Arkadaşlar bunda mıknatıs var galiba. Böyle koyunca direkt çekiyor.
Garip. Ne sen AirPods falan mı? AirPods falan denedim. Bunda falan sağa sola. Ama güzel. Bir diğer pakete gelelim. Bu gerçekten çok fazla kozmetik alışverişi yaptım. Bakalım. Bakalım kozmetik. Tam benim alanım. Bu olay yaşanmadı. Önceden yalnız yaşadığım önceden yalnız yaşadığım için böyle bir problem olmuyordu. Aa bu şey. Tıraş makinesi. Tıraş makinesi yanak makinesi. Erkekler bilir. Böyle sıfır. Sıfır alıyor. Açmaya gerek var mı ya? Kanka büyük falan da var ama. Ya büyük falan da alıyor da biraz daha mı hassas şeyi? Aynen. Tam sıfır alıyor. Bunu çok ucuz aldım ya. Bayağı ucuz aldım arkadaşlar. Bunu 37 liraya mı ne aldım? Ve hiç 37 liralık bir... Hiç bir koruması falan mı aynı? Ciddi. Hiç 37 liralık bir ürüne benzemiyor. Aynen. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Vay. Çeşitli fonksiyonları falan var. Fasite de vardı ama o kadar iyi değil. Erkeklerin genelde şurada çok fazla tüyleri çıkıyor ya. Oraya almak için almıştım bunu. İyi şarj aleti falan var. Sevdim onu. Gerçekten harcadığım en iyi 37 lira diyebilirim. Olmaz. O videodan sonra ben temizleyemeyecekmişim gibi. Bu ne? Bunu tahmin ediyorum ki... Allah'ım ne olur kozmetik ürünü olsun. Bu kozmetik ürünü. Büyük ihtimalle çok sıvılı bir şeyler var bunda. Aynen kozmetik sözlüyor. Şeyinde. Valla. Az önce dedim ya, birkaç paket açmak zorunda kaldım diye. Bazı kozmetik ürünleri teker teker geldiği için anlamsızca onları da açmak zorunda kaldım. Çünkü takip ediyorum. İkimizi geliyor, geri gidiyor falan. Ama açıkların hepsini tekrar bir kutuya koydum. Oradan yine tekrar açıp göstereceğim size. Ha. Şu Avon'un asla kokusunu bilmiyorum. Sadece yorumlarına bakarak aldım. Çok fresh dedikleri bir parfüm. Bak. Bu ne? Şey bu da aynı parfümün şeyi. Tıraş için mi yoksa? El krem falan herhalde. Ben vücut hasta olduğum için pek koku almıyorum. Kokusu bayağı iyi. Fresh kokusu var. Gerçekten hasta olduğum için koku almıyorum. Bunu açar mısın ya? Şu da çok eski parfüm. Oriflame'in bunu çok eskiden kullanmıştım. Oriflame falan bir tanıdığımız vardı. O beğenerek kullanıyordum. Bunu da yeniden görmüşken hemen almak istedim. Gerçekten Oriflame'in en iyi parfümlerinden biri diyebiliriz. Kokusu mükemmel, hafif ağır bir parfüm. Kalıcılığı gerçekten çok iyi. Piyasadaki benim diyen parfüme taş çıkartır yani. Yani bayağı iyiymiş. Kanka bunu görünce aklıma şey geldi. Bir kere Oriflame'den şey almıştım sen. Yılanlı böyle. Incest mi neydi? Poison mıydı? Horses miydi? Aynen öyle bir şey. P ile başlayalım. Onu... Kanka onun kokusu gerçekten çok iyiydi ya. Ve şu an almaya kalksam... Şişesi bana emin kusu falan aldırdı. Bu da 200 küsür liradan, kremle birlikte 200 küsür liradan 80 liraya mı 90 liraya mı ne düşmüştü. Gerçekten bunun kokusunun iyi olduğunu söylüyorlar. Kalıcılık hakkında pek yorum görmedim ama kokusunu çok beğendiğini söylüyorlar. Hafif bir koku. Bakayım mı? Tam mevsim geçişlerinde kullanılabilir. Tiplerime vermem. Çok iyi. Abi gerçekten bak, duygulandığım bir sahne. Aa çok sevdim. Aynen çok sevdim. Fresh bir kokusu var denildiği gibi. Bu parfüm gerçekten mükemmel bir parfüm. Gerçekten duygulandım ve ağlayacağım şimdi falan demiş. Oriflame işini biliyor yani. Koku yok. Çünkü gribim, sen baksana kokusuna. Diğer eline sık. Abi vize haftasında beni bir hastalık tuttu. Gerçekten yapıştı gitmiyor yani. Ne yapma orada ya. Nasıl kokusu? Şey diyormuş, koku yok. Nasıl yani? Ya bana erkek parfümleri hep aynı kokuyor gibi geliyor ama ben bu da fresh şey değil. Fresh ama değil. Ağır bir koku. Şişesi gerçekten biraz böyle şey gibi, duş jeli gibi koktu. Ama güzel bir koku ya. Bak toplu kozmetiklerini şimdi buraya koydum. Çünkü dediğim gibi açmak zorunda kaldım. Avon'dan bir parfüm daha almıştım. Şu. Avon Elite. Az önce kamerayı ışığa attım. Ancak güzel. Şu. Engin Altan Düzyatı'nın şeyini kapak alalım sesli. Tanıtan adam... Engin Altan Düzyatı'na mı tanıtmıştı bu parfümü? Hiç bilmiyorum ama çok güzel. Kokuyu seviyorum. Aynı yani şey. Normalde böyle Avon'dan, Oriflame falan böyle dergi takip edip aa Avon'un şuyu varmış, Oriflame bulunmamış bir insan değilim ama parfümü hediye geliyor, görüyorum, kullanan insanlardan soruyorum falan böyle nasıl güzel mi diye. O yüzden seviyorum. Buna da
Çok güzel dediler. Güzel kokuyor, bunun kokusunu biliyorum. Evet, 3 aylık parfüm şeyini yaptım galiba. Yani bayağı. Bir de ben bunu çok önceden kullanmıştım. Şila Zencer'in mavi olan parfümü. Ben bunu bir ara Watsons indirimden hem parfüm hem deodorantını 30 küsür liraya almıştım 2-3 sene önce. Bakın hem parfüm hem deodorantı 30 küsür liraya. Şu an sadece parfüm 80 liraya falan satılıyor piyasada. Abartı saçma, çok zamlanmış. Ama gerçekten bu da fresh bir koku. Size bir şöyle söyleyeyim. Migros'ta çalıştığım zamanlarda mesela soyunma odasına gidip ceketimi asıyordum. Böyle soyunma odasına gelince benim parfümüm kokuyor. Sadece benim parfümüm kokuyor da o parfüm bu parfümle herkes soruyordu. Ne kadar aldın işte, nereden aldın, çok iyi parfüm, isimle falan diye. Şişesi falan da çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok mükemmel bir kokusu, böyle mentollü gibi ama böyle acı bir mentol kokmuyor da farklı bir şey kokuyor. Bayağı iyi bunun kokusu ya. Bunu çok seviyorum. Ne kadar aldın? Bunu ne kadar almıştım hatırlamıyorum ya. 40 liraya mı ne aldım bunu galiba? 40, 50 liraya da olabilir, 49 lira falan olabilir. Koklayayım mı kokusunu, özlemiş miyim? Dur bir yedireyim. Yedireyim. Aa, bu çok iyi. Aynen. Abi mükemmel. Gerçekten mükemmel bir parfüm kokusu ya. Normalde roll-on kullanmam ama tanesi ne kadardı? 8 lira mı neydi yani? 8 liraya roll-on bulacak kaçırmanın biri Avon Musk'ın. Musk'ın daha önce Burcu'dan bir parfüm... Zorla buna parfüm satmıştı. O parfümü kullanmış. Kokusu o yüzden hoşuma gitmişti. Bu da elit aldığım parfümün roll-on'u. Kanka Musk'ı hatırladım ya. Ha. Morunu mu almış? Evet, morunu. Mor değil mi? Deodorant, çok fazla deodorant kullanıyorum. Gün içerisinde okula giderken hem çalıştığım için bazen gün içerisinde 2-3 defa falan sıktığım da oluyor. O yüzden bunu da indirimden almıştım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ama hep aynı deodorantı alıyorum. Orada mesela şu an kameranın arkasında 2-3 tane bitmiş şişesi var. Rexona'nın 24 saatlik kobalt diye bir deodorantı var. Pudralı. Ama gerçekten pudralı olduğunu anlamıyorsunuz. Bir de duş jelim bitmişti. Bu duş jelini de yine birinden almışım. Daha önce Avon'dan kullanmıştım. Bu da çok ucuz bir fiyatı vardı. 12 lira mıydı neydi? Gördüm. Hoşuma gitti. Bir alayım dedim yani. Özlemiş miydi? Kullandığım parfümleri ya da başka şeyleri falan... Allah kahretsin, açamıyorum. Oha çok iyi. Bunu bana ver. Bu ne? Kullandığım parfümleri, deodorantları böyle birkaç sene önce tekrar kullanmak çok hoşuma gidiyor. Neden böyle bir fantezim var bilmiyorum. Çünkü eski şeyleri hatırlıyorum. Evet, gerçekten eski şeyleri hatırlıyorum. Hafızız diye bir şey. Bu ne bitmiş, sadece bir paket kaldı. Çok bitti, çok hızlı gelişti arkadaşlar. ne haber? Son bir paket kalmış. Gel biraz senle uğraşalım. Aynen. Pişt. Gelen ne için? Orada paketlerle oynuyor. Neyse, video kısa olsun. Zaten Burcu burada olduğu için gelirken bir vlog çekeceğim. Son pakete gelelim. Abi çok iyi. Çok şimdiden çok sevdim onu. Daha çok büyük gibi geldi bana. Sen de öyle geldin mi? Bir beden küçüğünü mü aldın, aynı beden mi? Aynı beden aldım ama herkes söylüyor bir beden küçük alın falan diyor. Keşke öyle yapsaydım. Ama bilmiyorum. Ya sivit olduğu için bir tık daha... Uy! Şey yapmam lazım. Abi sen getir. Ya sivit zaten geniş sağlık olur, aynen. Ya, aynen. Onu da sağlık. Puanımız 10 olmuş. Hadi bakalım. Bir de... güzel bir eşortman altı alın dedim. Bakalım nasıl bir eşortman altı. Abi kalitesi çok iyi ama kumaşından. Bunu o kadar çok ucuza aldım ki şok olursunuz yani. Bir eşortman altının ne kadar? Nike'den Adidas'tan falan bakıyorum indirimde. İndirimli eşortman altları bile 200 liradan başlıyor. Bu Trendyol Mini markası. Ne kadar? 37 liraya mı ne aldım bunu? Ve oha. Kumaşı gerçekten çok iyi. Aslında kızlar için de bu tarz şeyler var benim ve bilek eşortman bu. Ben aynen. Biraz kısa boylu olduğum için boynumda kısa bilekler bana boydanmış gibi oluyor ve yakışıyor, seviyorum. Dar kesim. Buna da yakışacağını düşünüyorum. Güzelmiş, bunu beğendim. Ben de bunu beğendim. Nike'dan daha iyi. Yani, yanları böyle şerit detaylı. Bunu giyersen ikisi veririz, benim yok. Hakikaten lan o. Psst, ne yapıyorsun sen orada? Bu kadardı. 10 dakika olmuş mudur acaba? videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söylemem gereken unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde unuttuğum bir şey. Yok. Neler aldık? Konfeksiyon askısı aldım. Nike alt üst eşofman takımı aldım. Kulaklık aldım kablosuz. Bluetooth kulaklık aldım. Parfüm. Bayağı bir parfüm aldım. Deodorant aldım. Roll-on aldım. Duş jeli aldım. Eşofman aldım. Sivit aldım. Başka ne kaldı? Tıraş makinesi aldım. Tıraş makinesi aldım.
Böyle yani. Bu indirimi böyle değerlendirdik. 29 Kasım'da Inditex indirimleri var diye konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Inditex dediğim Zara, Pull&Bear, Bershka falan bunlar indirime girecek diye konuşuyorlar. Keşke bu indirimden daha önce haberim olsaydı çünkü bütün yatırımı bunlara yaptım. Ama biliyorum onlardan da bir şey almayı düşünüyorum. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hele bura bana kapı açıp hala sana ayrılır.